gerçeklerinden kopuk. Benim yaşadığım yerde enflasyon yüzde 124, emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücrette 17 bin lira. Benim yaşadığım yerde hayat pahalılığı düşmüyor, emekliler ayın sonunu getiremiyorlar. Asgari ücretlinin de yüzü gülmüyor. Hayat pahalılığı düşmüyor ama AKP'nin oyu hızla yüzde otuzun altına düşüyor. 31 Mart'ta gördükleri sarı kartın kırmızıya dönmesi yakındır. Ekonominin ne kadar kötü durumda olduğunu görmek için aslında uzun analizlere, kapsamlı bilimsel raporlara falan gerek yok. Her hafta değişen fiyat etiketlerini, giderek değersizleşen Türk lirasının durumunu görmek yeterli. İşte AKP'nin müthiş ekonomik politikalarının sonucu. Madeni 5 lira Bununla ne alınır derseniz bir küçük su o da her marka olmaz. Dört tanesiyle bir paket makarna alınır. Gerçekten kutluyoruz AKP'yi ve o müthiş ekonomi ekibini. Değerli arkadaşlar, emeklinin asgari ücretlinin halini görmezden gelen AKP iktidarının gördüklerinden bahsedelim. Ayhan Bora Kaplan, bir soruşturma yürütülüyor biliyorsunuz. Ve soruşturma için hazırlanan MASAK raporunun içerdiği bilgiler skandal niteliğinde. Esnafa, kobilere kredi vermek amacıyla kurulan, adında halk olan Halkbank, verdiği kredilerle Ayhan Bora Kaplan'ı mafya olma yolunda destekleyen bir banka olarak tarihe geçmiştir. Halkbank, Ayhan Bora Kaplan'ın kurmuş olduğu çeşitli paravan şirketlere 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 550 milyon Türk lirası kredi vermiş. Bugünkü döviz kuru üzerinden güncellersek yaklaşık 1 milyar 550 milyon Türk lirası. Bu krediler için teminat alınmış mıdır? Bu krediler geri ödenmiş midir? Tasarruf, tasarruf diye halkın ümüğüne çöken Mehmet Şimşek'e sesleniyoruz. Emeklinin, asgari ücretlinin, memurun, çiftçinin, esnafın cebindeki 3 kuruşa göz dikeceğinize önce kamu bankalarının verdiği kredileri tahsil edin. Demirören'e, Ayhan Bora Kaplan'a, yandaşlara kullandırılan ballı kaymaklı kredilerin ödemelerini tahsil edip halka bir nebze olsun nefes aldırabilecekken masak raporuna yansıyan Halk Bank'ın çete liderine kredi verdiği haberine yayın yasağı getiriyorsunuz. AKP iktidarının yaptığı tasarruf değil değerli arkadaşlar. AKP iktidarının yaptığı halkın cebine el uzatmak, halkın cebindeki üç kuruşa göz dikmektir. Değerli arkadaşlar, 31 Mart yerel seçimlerinin sandık sonuçları AKP'ye ve Cumhur İttifakı'na çok önemli mesajlar verdi. Ama hala bu mesajları almakta, idrak etmekte güçlük çektiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan Yardımcımız Zeliha Aksas Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavitarı, Bursa Milletvekilimiz Kayıhan Pala ile birlikte Hakkari'deydik. Hakkari'deydik çünkü Hakkari'de 31 Mart yerel seçimleri sonrasında halkın iradesine bir darbe yapıldı. Hakkari halkının iradesi gasp edildi. 31 Mart yerel seçimlerinde %49 oyla seçilen belediye başkanı gözaltına alındı. Atanan görevden alınarak yerine kayyum atandı. Yapılan işlem kanuna uygun olabilir. Ama hangi kanuna? Darbe kanununa. Hangi dönemin hukukuna? O hal döneminin hukukuna. Biz kimse soruşturulamaz, kimse kovuşturulamaz demiyoruz. Elbette herkes soruşturulabilir, kovuşturulabilir, yargılanabilir. Elbette devam eden bir yargı süreci olabilir. Ciddi deliller olabilir. Belediye başkanı ile ilgili hukuki süreç ayrı bir mesele. Hakkari halkının iradesinin gasp edilmesi ayrı bir mesele. Bir kere önce şunu sormak lazım. Bu adam aday olduğunda eğer yasal bir engel varsa YSK adaylığı neden kabul etti? Eğer adaylığa engel bir hali yoksa o zaman belediye başkanı seçildikten 2 ay sonra yerine neden kayyum atandı? 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çıkarılan 674 sayılı kanun hükmünde kararname ile değişik belediye kanununun 45. maddesinden önce Belediye başkanı şayet tutuklanır ve fiilen görevini yerine getiremezse ya da görevden uzaklaştırılırsa yerine belediye meclis üyeleri içerisinden bir belediye başkan vekili seçilirdi. Ancak AKP iktidarı ne yaptı? Belediye Kanunu'nun 45. maddesini OHAL döneminde değiştirerek kendine konforlu bir alan açtı. Ve seçimle, sandıkla demokrasiyle kazanamadığı belediyelere kayyum atayarak belediyelere çökmeyi tercih etti. Bakın buradan ilan ediyoruz. Kayyum atamaları, kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir. Kayyum uygulaması anayasaya aykırıdır. Demokrasiye aykırıdır. Anayasanın 38. maddesine göre hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan herkes masumdur, suçsuzdur. Burada cezalandırılan aslında Hakkari'li hemşerilerimizdir. Değerli basın mensupları, geçmişte 2019'dan 2024'e kadar 48 belediyeye kayyum uygulaması yapıldı. Kayyumlar atandıkları günden bu yana yolsuzlukları ile gündeme gelmektedir. Bu yolsuzluklar Sayıştay raporlarına kadar yansıdı. Şimdi birkaç örnekle neden kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir diyoruz. Bunu somut hale getirelim. Silopi Belediyesi'ne 2016 tarihinde atanan kayyum, belediyeye ait değerli arsaları farklı tarihlerde piyasa değerinin çok altında AKP ilçe yöneticileri ve akrabalarına peşkeş çekti. Belgeleriyle ispat edildi. Gelelim başka bir örneğe. AKP'li bir belediye meclis üyesi, Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atanan kişinin, borçsuz belediyeyi iki yıl içerisinde 20 milyon lira borçlandırdığını ifade etti. Bir başka örnek, AKP Artuklu İlçe Başkanı, Artuklu Belediyesi'ne kayyum olarak atanan kişi için, Artuklu Belediyesi'ne 600 milyon lira harcandı. Bu para nereye harcandı? İçim acıyor." diyerek kayyum politikalarını eleştirdi. Kayyum uygulamalarındaki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına da yansıdı. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu çağ dışı, antidemokratik uygulamadan vazgeçin. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen tüm partilerin uzlaşısıyla darbe döneminin ürünü olan Belediye Kanunu'nun 45. maddesini değiştirelim. Ve demokrasiye aykırı, anayasaya aykırı, halkın iradesini gasp eden kayyum uygulamasına son verelim. <laughs>